Bugün bu 42 altcoin için kritik işte olacakların listesi diyor. Buna bakacağız. Ne var ne yok diye genel bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Önemli altcoinlerin içerisinde şu şekilde yukarıdan bir başlayalım. Birçok altcoin için kritik diyor. Bu altcoin projeleri için kritik gelişmeler var. Arbitrum Day etkinliği bugün gerçekleşecek diyor. Arbitrum iyidir. Bu arada etkinlik şu anda gerçekleşiyor hala. Etkinlik dün başladı. Arbitrum iyidir. İyi bir katman iki projesidir. Ve ARB portföylere yakışır. Bu sezon çalışabilir yani onu söyleyeyim. Decentraland diyor. Smelly World ortaklığını bugün faaliyete geçiriyor. Mana. Metaverse'ler bu sezon ne kadar hazin bir durumda olsa bile ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın bu sezon Metaverse yatırımları yapılmaz. Mantıklı olmayacaktır. Ama Mana işini zorlaştırmadı. Bundan önceki sezonda, bundan önceki boğa sezonunda sırf işte vurgun yapacağız diye, sırf bu sezon patlayacağız diye adamlar tutup da bir takım kaliteden taviz vermediler. Faiz oranlarını uçurup gelirleri yükseltmek noktasında iş yapmadılar kendileri için. O yüzden Decentraland bu sezon iyidir. Bundan sonraki sezon Metaverse'ün katalizör olacağını dile getirmiştik. Ve bu noktada yine de örneğin diyorlar ki işte 5 trilyon dolar gibi bir piyasa değerine sahip olabilir 2028'e kadar Metaverse kriptoları. Tabii sırf bunun için şu andan yatırım yapmanın anlamı yok. Çünkü bu demek değildir ki bundan sonraki sezonda şu anki altcoin'ler yaşayacak ama Decentraland'ın şeylerine bakarsak çalışmalarına sanırım Mana şu anda içlerinden bundan sonraki boğa sezonunu görebilecek ve gerçekten Metaverse'ün katalizör olduğu sezonu yakalayabilecek galiba tek Metaverse projesi. Bu sezonda çalışır. Ortalama bir altcoin kadar iş çıkarabilir yani. Bitmart Grok'u listeledi. Yazıklar olsun size. Bu Grok dediği de Elon Musk'ın Grok adında biliyorsunuz bir yapay zeka metin botu, metin tabanlı yapay zeka botu çıkıyor. Şey gibi, ChatGPT gibi ya da Google'ın Bard'ı gibi vesaire. Grok çıktı bu sefer de. Grok token diye bir şey. Yani milleti dolandırabilmek noktasında yani zaten bugün gerçekten üzüldüğüm bir haber aldım işte coin mühendisi başına gelenler. Bunlar yüzünden oluyor işte bunların hepsi. Piyasada dolandırıcılık, pislik, had safhada. Bu pislikler de bunları insanlara satıyorlar. Ne diyebilirim ki? Bitmart denen dolandırıcı borsa. Maxi denen dolandırıcı borsa. Gage.io denen dolandırıcı borsa. Bunlar bunları satıyorlar. Bak ben size söyleyeyim. Gage.io diyor Polygon Ecosystem token'ı Poly listeliyor. Indodex Optimizmi yani OP USDT çiftiyle listeledi. Bu inşallah düşündüğüm şey değildir benim. Bakayım düşündüğüm şey mi? Çünkü haberim yok. Hay ben sizi ne yapayım ya? Fake yani bu burada gördüğünüz şey fake'tir bu arada. Şimdi Polygon 2.0'la Matic'i Poly olarak yeniden markalaştıracak ya. Bunlar da şimdi çok kötü bir şey söyleyeceğim olmayacak. Bunlar da bundan nemalanıp şey yapıyorlar. Yani olacak bir şey değil ben size söyleyeyim. Bu şekilde bir şey her neyse. Devam edelim bir yandan. Aynısını çıkarmışlar yani anlatabiliyor muyum? Indodex OP'yi USDT çiftiyle listeledi. OP de tutulabilir. ARB gibi bu sezon çalışabilecek iyi bir Katman 2 projesinin token'ıdır. Coinbase'le falan ortaklığı var. Indodex de iyidir. Hindistan'ın yerel borsalarından bir tanesidir. Main token'larından biri de Shiba'dır. Hindistan'dan ötürü haliyle. Burada daha bir şey var mı? Şöyle devam edelim. Ya bunu gördükçe sinirlendim. Bir sürü bir şey çıkarmışlar ya. Bir şeylere tıklamayın. Yani böyle linklere falan tıklamayın ki
Dolandırıcılar, hackerlar gönderiyor bunları. Bak, her şey yaparlar. Her şeyinizi çalarlar. Benden söylemesi. 16 Kasım'da diyor, yapılan duyuruya göre Binance Terra Classic ağ yükseltmesini destekleyecek. Binance Terra'nın ağ yükseltmesini de destekledi. Terra Classic ağ yükseltmesi de nitekim ayın 20'sinde, yani pazartesi günü gerçekleştirilecek olup saat 11.00'da para yatırma çekme işlemleri askıya alınacak. Saat 12.00'da ortalama yükseltmenin başarılı bir şekilde yapılması şu an için planlanan husustur. Terra Classic için bu böyle hani yeni bir ürün için olmasa da fixed, yani hata düzeltmesi için iyi bir yükseltme olduğunu düşünüyorum. Vakti geldiğinde, yani pazartesi günü piyasanın görece açık olacağını da hesaba katarsak, ki şu anda Launchcoin de önceki zamanlara göre kendini bayağı bir kurtardı. Yani piyasadaki yükselişlere ayak uydurabilecek iyi bir pozisyona geldi. Yükseltmenin olduğu tarihte yükselişler yaşayabilir. Yani yukarı hareketlerini destekleyecek bir olay olabilir. Bu Launchcoin açısından Binance'ın da desteklemesi güzel tabii ki. USDC'de de yakın zamandaki geri basımın durması, yine Binance'da ve diğer borsalarda USDC yakın mekanizması kurulma ihtimalini artırmıştı. Bu da güzel olaylardan bir tanesiydi. Axie Infinity'nin kurucuları Ronin ve Geoz, sosyal platformlarında zincir oyunu Pixels'ın günlük aktif adres sayısının 100 bini aştığını belirtti. Bakın, bu Axie Infinity bir saadet zinciridir. Axie Infinity dediğiniz şey legal bir saadet zinciridir. İşte bunların önüne geçmek lazım. Nasıl bir legal saadet zinciri? Axie Infinity. Axie diye coin'imiz var. Dakika başı, mesela dakika başı mail atıyorlar bunlar. Bot gibi herifler, spam gibi. Axie Infinity. Tamam, sürekli mail. Şimdi mail kutuma girsem yarısı bunlar. Bu Axie Infinity'nin şeyleri. Dakika başı mail gönderiyor bir de. Ne yapıyor? Deli gibi bir Axie Coin var ortada. Bu Axie Coin'de hem oyunda ödül dağıtıyorlar Axie, hem de borsalarda yüksek faiz oranları. Geberdi, öldü, bitti Axie. Bitirdiniz Axie yani. Coin'den geriye hiçbir şey kalmadı. Bu sezonda hiçbir cacık yapamazlar. Axie ödül olarak dağıt, faiz oranlarını yükselt. Bu ne demek? Alın ben size Axie diye bir şey vereyim. Ne halta yaradığı belli değil. Siz bana dolar verin ama. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.